Programın başında anons etmiştik. Adana Altın Koza Film Festivali'nden en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Ercan Kesal şimdi burada bizimle olacak. Ama ondan önce filmin fragmanı Yozgat Blues'u birlikte izleyelim. Yozgat Blues filminin fragmanını izledik birlikte ve filmin ödüllü oyuncusu sevgili Ercan Kesal bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizinle en son geçen sene Bir Zamanlar Anadolu'da filmi için buluştuğumuzda bu film daha yeni çekilmeye başlamıştı değil mi? Evet, evet. Yani Yozgat'a gitme hazırlığım vardı galiba, değil mi? Şubat 2012. Evet. Gittik çektik geldik işte. Eşinizle birlikte sevgili evet. Nazan Kesal'la konuk olmuştunuz. Hatta o zaman da Siyad'da ikiniz de ödül kazanmıştınız. Ve yine böyle karı koca festivallerde yarışmaya devam ediyorsunuz galiba. Evet, çünkü aynı dönemde biraz daha birkaç ay sonra onlar da Atıl İnancı'nın Daire filmini çektiler. Hı hı. Nazan Fatih Al'la birlikte orada oynadı. Başrol kadın oyuncusu. Adana'da yarışan 12 filmin içerisinde Atıl İnancı'nın Daire filmi de vardı. Karı koca aslında biraz yarıştık da denebilir. Evet. Birazcık Yozgat Blues'dan bahsedelim. Uzun zamandır adını duyuyoruz biz bu filmin aslında. Hı-hı. Böyle kulaktan kulağa yayılıyor. Henüz ortalarda çok fazla fragmanı bile yok ama seyirciler çok merak etmeye başladılar. Nasıl bir film? Önce birazcık konusundan bahsedelim. İstanbul'da tutunamayıp Yozgat'ta bir müzik holde şarkı söylemek için şansını deneyen, biraz artık içine kapanmış, gözden düşmüş, çok da fazla yaptığı işe kıymet verilmeyen bir şarkıcının hayatı. Mahmut Fazıl Coşkun'un ikinci filmi. Daha önce Uzak İhtimal'le isminden söz ettiren bir yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun. Uzak İhtimal'le akraba bir film. Sinema dili açısından. Festivaldeki tepkileri de aslında baktığımızda farklı, kendine ait özgün bir sinema dilini artık kurmaya başlamış. Hı hı. Ve daha sonraki filmler için iyi haberler veren bir film olacak. Özellikle hani sizin performansı ayrıca merak ediyorum. Hem İstanbul'da da İstanbul Film Festivali'nde bir ödülünüz var. Peruk takıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz. Çok değişik bir deneyim olmalı değil mi? Peruk taktığımı seyirci biliyor. Yani biz onu bir şey gibi kullanmadık. Devamlılığı olan bir şey değil. Hı hı. Ama kendi hayatında peruk kullanan ve buna çok önem veren, hassas bir şarkıcı. Belki de benim hani senaryoda olmayan bir faktördü bu, hı hı, ayrıntıydı. Benim o rolü oynayacağım ortaya çıkınca bir çeşit enstrüman olarak katıldı o da, Peruk. Ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Siz bir yandan da seviyorsunuz böyle oynadığınız filmleri, hani senaryosuna olsun, kendi rollerinize olsun böyle küçük dokunuşlar yapmayı. Bu filmde de bir doğaçlama tarafından bir parmağınız var. Bir sonraki filmi galiba birlikte mi yazıyorsunuz? Öyle bir şey duyduk yönetmenle. Evet, Mahmut Fazıl'la 3. filmi birlikte çalışacağız. Hı hı. Böyle bir hazırlığımız var. Belki benim bu oyunculuk eğitimi almamış olmam ve senaryonun tamamına dair bir bakışı kendime böyle bir çıkış noktası olarak koymam. Çekimlerde doğaçlama ile ilgili yönetmene bazı şeyler sunuyorum doğrusu, seçenekler. Biliyorsunuz filmler kurgu masasında genellikle bitirilir, hı hı, ya da tamamlanır. Aslında film kendisini orada var eder. Kurgu masasında yönetmenin önüne daha zengin seçenekler sunma açısından da doğaçlama bence iyi bir araç. Ben bunu kullanıyorum ve işe de yaradığını görüyorum. Çok da güzel oluyor, kesinlikle öyle. Film bu arada Türkiye'deki festivallerin yanı sıra yurt dışında da çok büyük ilgi görüyor. Siz daha taze İspanya'dan geldiniz. San Sebastian Film Festivali'nde de Genç Yönetmenler bölümünde yarışıyor yanılmıyorsam. Evet,
Dün gece döndük birlikte. Yapımcımız Halil Kardeş, Mahmut Fazıl Coşkun ve ben üçümüz gitmiştik. San Sebastian tahminimin de ötesinde güçlü bir festival. Orada öğrendim. A grubu festival klasmanındaymış. Gerçekten işini çok iyi bilen. 61.sini yapıyorlardı bu sene. Yani çok güçlü bir geleneğinin olduğunu gösteriyor zaten. Ana yarışmada da çok güçlü filmler vardı. Atom Egoyan'ın son filmi vardı mesela. Biz oradayken galasını yapmıştı. Çok güzel tepkiler aldık. Çok enteresandı. San Sebastianlı sinema seyircisi de oradaki arkadaşlar da söylediler bunu. Hakikaten çok geleneği olan öyle sağlam bir seyirci, sıkı bir seyirci. Filme nasıl yorumlar aldı? Bir kere şunu insan hemen ilk elden düşünüyor. Yani Yozgat'a ait. Biraz sanki böyle bizim de... Uzakmış gibi görünüyor sanki, değil mi? Değil mi? Yani bizim geleneklerimizin, bizim şehrimizin, bizim Anadolu'nun hikayesinin belki anlatıldığı bir film. Bir İspanyol ne düşünebilir? Çok ilginç şeyler, sonuçlar çıkarttım ben seyircinin tepkilerinden. Çünkü evrenselliğin, evrensel dilin aslında insanların ortak değerlerinin dil, din, ırk, kimlik, başka şeyler değil de, ya bütün bunlar değil de, hayal kırıklıkları, sevinçler, keder, üzüntü, coşku, aşk, bu kavramların aslında insanların ortak değerleri ve kavramları olduğunu gösteriyor. Çünkü bunları işlediğiniz filmler mutlaka San Sebastian'da da, Uruguay'da da ya da Tayland'da da, Türkiye'de de aynı karşılıkları bir şekilde buluyor. Seyircisini yani buluyor. Evrensel tarafı bu işte. Peki bir taraftan da bu festivallerde biz çok seviyoruz, izliyoruz filmleri, ödüllerle, işte beğenilerle karşılaşıyor ama filmler vizyona girdiğinde böyle birazcık hayal kırıklığı oluyor. Hani bunu nasıl yorumlarsınız? Sizce Yozgat Blues vizyonda ne yapacak? Kasım ayında vizyona girecek. İnşallah seyircisiyle buluşur tabii ki. Ama bu tür filmler zaten baştan belki de kendisini gişe kaygısı olmayan filmler olarak ayırt ediyor. Ben popüler sinema ya da festival filmi diye adlandırılan bu sanat sinemasının birinin daha iyi ya da kötü olduğuna dair hiçbir yargıda bulunmam. Böyle bir şey yok zaten. İkisinin alıcısı da ayrı. Üstelik diğer filmler, popüler sinema bence sektörün de lokomotifi yani. Olmazsa olmazı. Ama bunlar da sinemanın felsefesi için şart. Ben doğrusu orada hissediyorum ve orada çalışıyorum. Hı hı. Kendimi orada var ediyorum. Olabildiğince, gidebildiğince, ulaşabildiğince insana ulaşsın. Ama ulaşamıyor diye de kaygılanmamak lazım. Evet. Yani bir taraftan aslında vizyona girmesi bile çok güzel ve çok zor. Onur Ünlü'nün filmi var. Siz de orada yine bir... Neydi? Kasabada Doktor İrfan rolünde. Evet yani. Yine o rolde oynuyorsunuz. O mesela vizyona girmeme kararı aldı bir tepki olarak. Festivallerde izleyeceğiz, film ekiminde izleyeceğiz filmi. Ama yine de kendilerinin bulup uyguladığı alternatif bir gösterme yöntemiyle binlerce kişiye ulaştılar. Çok fazla ilgi görüyor. Evet yani bu bir şey de olabilir aslında. Bizim tür yapan bu bağımsız sinemacıların dağıtım sorunlarını, ulaşma sorunlarını aşacak bir şey olabilir, yöntemlerden birisi olarak düşünülebilir. Bence yapımcıların da konuya buradan bakmasında fayda var. Evet yani bir taraftan da vizyona gidecek salon da bulamıyorlar bu filmler. Belki de hani doğru bir karar mı acaba? Hani bu tarz hani böyle küçük yerlerde göstermek filmleri, vizyona çıkarmamak bir yerde. Oradaki tek sıkıntı şu, sonuçta yaptığınız şeyin teknolojik bir tarafı var. Yani iyi bir makineyle, iyi bir ses düzeniyle, iyi bir salonda ve vasat da olsa bir konfor içerisinde çektiğiniz filmi ulaştırmak istersiniz. Hı hı. Bu şartlara haiz olması konusunda bir yeterlilik varsa iyi. Ama galiba oralarda sıkıntılar oluyor. Oralarda bazı şeyler oluyor. Eksiklikler oluyor. Söylediğin şey çok doğru. Yani bir tekelleşme, salonlardaki tekelleşme, bu tür filmlerin yani popüler sinemanın çok büyük bir, yüksek bir hakimiyeti ileride pişman olacağı, sektörün çok pişman olacağı sonuçlara götürür. Hı hı. Bence her ikisi de olmalı ama ihtimam gösterilmeli sanat sinemasına. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ercan Kesal. Çok mutlu ettiniz bizi, konuk oldunuz. Ödüllerinizle ayrıca tebrik ediyoruz ve Yozgat Blues'a İspanya'da da başarılar diliyoruz.